İnce harfler bir tarafta, kalın harfler bir tarafta seslendirilecek. E a E a E a Burada dikkat edilecek hususlar fethanın tonu değişmemesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, medde halinde ağız biraz daha açılır diye bir kural yok. Aynı açıklıkta devam ediyor. Mevcut olan sesi uzatıyoruz. Mevcut olan sesimiz e idi. Bu mevcut sesi biraz daha uzatıyoruz ve fetha daha zahir hale geliyor. E, E. E, E. Yoksa şu yok. E, A. Bakın sesin istikameti değişti. Kalına doğru yamuldu. Son kere okuyorum. E, 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 N. B, be, B, be, B, N. Be, baban Bababan be, be, Yine aynı şekilde Fethanın tonu değişmeyecek Ve met olunurken Sesin istikameti kalına evrilmeyecek Baba Okuyuşu yanlış Fark ettiğiniz gibi Mevcut olan B sesi gördüğünüz gibi ince, ince tonda bir ses. Bu mevcuda olan ince sesi biraz daha uzatıyoruz, daha belirgin zahir hale getiriyoruz. Ba ba şeklinde. Son kez okuyorum. Ba Be ba -be ben T T T T T T Yine aynı şekilde met yaparken kalına evirmiyoruz. T T yok t t t son kez t t t an s s s n s s s n s s -sen. s, -s -sen. bu harfi telaffuz ederken Peltek olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer peltekliği ihmal edilirse, keskin hale getirilirse sin harfiyle karışır ve se-se-sen olur. Bundan sakınmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde fetha tonu aynı tonda her üçünde de devam edecek. Medde halinde kalına yamulmayacak. Son kez okuyorum. Sa sa san, ja ja jan, Yine bu harfi telaffuz ederken. Türkçedeki C sesiyle karıştırmamak gerekiyor. O ses ile aynı bir ses değildir. Daha önce ifade etmiştik. Yine hatırlatıyoruz. Dil ortası ve karşısı olan üst damaktır. Şayet şiddet sıfatı ihmal edilirse ses akar ve J harfine döner. Bundan sakınalım. J, J değil. ge, ge bir de cim harfi telaffuz edilirken e, dudaklar ileriye doğru hareket ediyor bazı kardeşlerimizde. Bu da bir yanlıştır. Dudak harfi değildir cim harfi. Dudaklar nötr halinde geride kalacak. G, ge, G şeklinde. G, G yanlış. Dudak ileriye sürülmeden Son kez okuyorum. Ge ge ha 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 Bu harfimizi telaffuz ederken dikkat edilecek hususlar şunlar. Diğer harfler gibi bu harfimiz de müstefil bir harftir. Yani istifale sıfatına sahip olan bir harftir. Bütün müstefil harfleri İbn Cezeri'nin ifadesine göre sarakkan müstefilen min ahruf. Yani harflerden müstefil olanları amanaha aman ince oku, terkik ile ince oku diye ikaz etmişti. Delilimiz budur kesinlikle ha ve aynı harfi kalın harflerden değildir. Diğerlerinde hangi sesi verdiysek ha sesinde de aynı fetha sesini vermeye gayret etmemiz gerekiyor. Ha diye ses kalınlaşmayacak. Ha yanlış. Son kez okuyorum. Ha ha han daddan 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 Bu harfi telaffuz ederken dikkat edilecekler şunlar. Şiddetin mechure harfidir. Yani bu harf telaffuz edilirken hem sesimiz hem de nefesimiz hapsolması gerekiyor. Şayet mahreçte hafif bir aralık kalırsa bir inilti uğultuya benzer, bir gune sesine benzer veya bir nuna benzer. Sesin karışması muhtemel de, de, de şeklinde. Bakın bir inilti uğultu karışıyor. Bu e, artı ek e, parazit sesten e, temizlememiz gerekiyor. Onun için ses ve nefesin tamamen hapsedilmesi gerektiğine dikkat eder ve öyle yaparsak doğru telaffuz etmiş oluruz. Yine fethanın istikametini değiştirmemeye gayret etmek gerekiyor. Son kez okuyorum. Da da dan şu yok. Da dan şeklinde bir inilti uğultu katıştırmamak gerekiyor. Zad zan -ze 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 Zel harfini telaffuz ederken şu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Şayet bu harfi kalın seslendirirsek, Z, -z harfine benzer. Eğer keskin seslendirirsek, peltekliğini ihmal edersek, Z harfine keskin, Z harfine döner. Peltek olduğuna dikkat ediyoruz ve her üç konumunda da fetha, fethametli ve fetha tenvilli konumunda da aynı fetha tonunu muhafaza etmeye gayret etmemiz gerekiyor. Özellikle met halinde yine ses kalına doğru evrilmeyecek. Son kez okuyorum z z z bu harf birebir alfabemizdeki z harfinin karşılığıdır telaffuzunda Hiçbir sıkıntı olmayan harflerden birisidir. Burada özellikle mette halinde sesi kalınlaştırmamaya dikkat etmek yetecek. Son kez bir daha telaffuz ediyorum. ZE ZE ZEN Se -se SEN Se -se SEN Se, se, sen bu harfimizde yine Latin alfabesindeki s se sesinin karşılığıdır. Yine problem olmayan harflerimizdendir. E, fethametli okurken kalınlaştırırsak hem sada benzer hem de böyle bir e, fethametli seslendirme yok. Mevcut olan s se sesini o istikamette yani ince istikametinde uzatmamız gerekiyor. Harfi kalınla doğru evirmeden. Son kez okuyorum. <Sessizlik> Se s -se sen Ş-Ş-ŞEN Şe -şe Ş-Ş-ŞEN Şe -şe şeşen. Şe, bu harfi telaffuz ederken dikkat edeceğimiz hususlar Türkçedeki ş sesine yakın bir sestir ama aynısı değildir. Alfabedeki ş sesimiz dilin ucu ve karşısı olan üst damaktır ama bu dil ortası ve karşısı olan üst damaktır bu harfi telaffuz ederken çeneyi ileriye doğru sürmememiz gerekiyor. Alt çeneyi şer şeklinde bazen bu harfi telaffuz ederken fıtri görünümü ağzımızın bozulduğu oluyor. Bu da bir hatadır. Şer şeklinde çeneyi ileriye sürmeye gerek yok. Ve yine bu harf telaffuz edilirken dudakları ileriye sürenler oluyor. Şer şeklinde dudakla da bir ilgisi yok. Dudaklar nötr halinde. Yine medde halini kalınlaştırmadan son kez bir daha okuyorum. Şeşeşen -şe A-a-an a an, a, -a, -an. A, a an Bu harfi telaffuz ederken Boğaz ortasının sıkılması icap ediyor. Hakkıyla sıkmazsak sanki bir a sesine döner. A ve bu ayın sesini çıkardıktan sonra bazı kardeşlerimiz o sesi sürüklüyorlar. A şeklinde hatta mette halinde bu daha çok kendini belli ediyor. A şeklinde. Bu sürükleme H ile A'yında çok rastladığımız yaygın bir yanlış. A'yın harfini çıkarıyoruz. Peşine mesela hemzeye eklemiş olduğumuz sesini buna da ekliyoruz. Oluyor A şeklinde. A, a doğrusu bu. Yoksa A, a şeklinde harfi sürüklemek yanlış. Son kez bir daha okuyorum ve her üç halinde de ince olduğuna dikkat ediyorum. A, -a an fa Yine bu harfimiz Türkçede alfabede karşılığı olan bir harf olduğu için telaffuzunda bir problem yok. Ama bazen zaman zaman üst ön dişlerin dudan dış kısmını ısırdığına şahit oluyoruz. Fel şeklinde bu hatalı. Üst ön dişler alt dudan içini ısırmak suretiyle bu harf telaffuz edilir. Buna dikkat edelim. Yine metta halinde A'ya doğru sesi evirmeyelim. Son kez okuyorum. F, F, FEN K, K, KEN K, K, KEN K, K, KEN Bu harfimiz alfabedeki... K harfinin karşılığı değildir. Oradaki K harfi dil ucudur. Karşısı olan üst damaktır. Ama K harfimiz dil ortasının gerisine mahrecinin reddedilmesi gerekiyor. Dil ortasının gerisinden çıkıyor. O harfinin mahrecinin bir parmak kadar yukarısı. K, 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 la la lan la la, len. la, la len. yine bu harfimiz alfabedeki l harfinin aynısıdır onun için çok okuduğumuz ve alıştığımız bir harf olduğu için Telaffuzunda bir sıkıntı yok. Sadece fethalı halinde kalınlaştırmayalım yeter. Son kez telaffuz ediyorum. Lâ lâ len ma, ma, men. Ma, ma, men. M, me, M, me, men bu harfimizde alfabede karşılığı olan bir harftir. Tamamen m sesinin karşılığıdır. Bu harfi telaffuz ederken dudakları sadece yummamız yeterli. Basmak yok. M şeklinde değil. Sadece yummak yetiyor. M. Bu lam harfi, mim harfi, Sondaki ya harfi e, belirli bir takım harfler metde hallerinde kalın okuna gelmiş, daha çok kalın okuna gelmiş. İşte mim harfi de onlardan birisi. Sakın mim harfinin metde halinde sesi kalına doğru evirmeyelim. Mema <Seydokracan> yanlış, UMA <Seydokracan> değil. Bu hatayı düzeltmenin yolu bu harf taliminden geçiyor. Onun için bu hatalar büyümeden daha harf taliminde e, önlemimizi almak gerekiyor. Son kez okuyorum. Meme men, na, 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 na. Na 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 bu şekilde yine fet halinde sesi kalınlaştırmıyoruz na olmayacak son kez okuyorum na 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 وَا وَا وَن Bu harfi telaffuz ederken Türkçedeki ve sesiyle karıştırmıyoruz. Ve sesi Diş ile çıkarılan dişli bir Vav'dır. Halbuki bu e, dudaklı Vav'dır. Dudakların alt üst dudağın ileriye doğru sürülmesiyle hafif abartmadan UV şeklinde abartarak değil de normal fıtri bir şekilde e, ileriye doğru yuvarlak yapılmak suretiyle çıkarılır. Bir de bu harf damme ile alakası olduğu için damme, vavdan vavda dammeden ivazdır. Birbirinin yerinedir. Dolayısıyla e, ince harflere vermiş olduğumuz damme sesini vav ile mutabık olması için dikkat etmemiz gerekiyor. Dudak aralığı burada önemli. E, İbn-i ifadesine göre rahmetullahi aleyh dudak arası aralığı orta büyüklükte bir nohut tanesi girecek kadar bir aralıktadır der. ve şeklinde çok daraltırsak bakın hem sesin de tonu değişiyor. Ve buradan da e, arzu edilen bir damme sesini bulmamız mümkün değil. Tamamen e, alfabedeki iki noktalı üye e, gideriz. Şayet buradan e, yola çıkarsak. Onun için e, ee, vavu telaffuz etmek önemli. Ve, ve, son kez telaffuz ediyorum. Ve, 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 şeklinde. Ha, ha, hen. Ha, ha, Ha ha hen. Bu harf de tamamen alfabedeki e, H ha harfimizin karşılığı olan harftir. E, ünsiyet ettiğimiz bir harfi olduğu için telaffuzunda bir sıkıntı yok. Ama biraz yüklenirsek H'ya döner. H-H ha, ha şeklinde. Bundan sakınmamız gerekiyor. Ee, ve yine mette halinde A sesine sesi evrimememiz gerekiyor. Son kez telaffuz ediyorum. Ha-ha-hen ya ya yan. ya ya yan. Ya, ye, ya, ye, yan. Bu harfi telaffuz ederken e, harfi sertleştirmekten sakınmamız gerekiyor. Ye şeklinde sert telaffuz etmek hatalıdır. Yumuşak bir harftir. Yine e, metde halinde A'ya doğru çok evrilen harflerimizdendir. E, dikkat edelim. Son kez tekrar ediyorum. يَا يَا يَنْ